Fotoğraf ve video işleriyle uğraşıyorsan bizler için vazgeçilmez bir alet var. Bugün o aleti inceleyeceğiz. Şimdi biraz spoiler vereyim. Detay çekmek istediğimiz zaman, işte böyle insert görüntüler almak istediğimiz zaman, time lapse yapmak istediğimiz zaman, böyle bir hizada böyle giden, yavaş yavaş böyle emin adımlarla giden çok güzel görüntüler elde edebildiğimiz bir alet inceleyeceğiz. Hem de geliştirilmiş ve elektronik modeli. Geçtiğimiz günlerde Edson markasının bir kayıt cihazını incelemiştim. iPhone'unuzu bağlıyordunuz, iPad'inizi bağlıyordunuz. Kameranıza bunu say sayesinde kayıtlar alabiliyordunuz. Tekrardan Edison'ın geliştirmiş olduğu çok güzel bir kamera slider'ını inceliyoruz bugün. Toprik S60 diye geçiyor. S60'tan da aklınızda kalabilir. 60 santimlik elektronik bir kamera slider'ı inceliyoruz bugün. Şimdi kutuyu açacağız. Tasarımına ve detaylarına bakacağız. Ben önceden dayanamadım, açtım. Kalitesini beğendim. Apple uyumunu beğendim. Kesinlikle vazgeçilmez bir aletim olacak. Benim orada birkaç tane kamera slider'ım var ama elektrikli değildi. Böyle manuel süratini ayarlamaya çalışıyordum. Hızını ayarlamaya çalışıyordum. Bazen böyle silkeleniyordu vesaire. Şimdi benim vazgeçilmezim olacak diyebilirim. Çok fazla kıllattım. Gelin şöyle bir açalım. Hoppa. Evet, böyle çantasıyla birlikte geliyor. Üst kısımda böyle tutma yeri var. Burada askı aparatı. Güzel bir çanta olmuş. Çekimlere vesaireleri müşterilere de götürebilirsiniz. Açtığımız zaman Burada bizlere bir adet hızlı başlangıç, neler yapabileceğiniz, içerisindeki bu kayış var, o kayışı nasıl değiştirebileceğiniz vesaire yazıyor. Bu kısımda da az önce söylediğim gibi içerisinde olan şu tırtırlı kayışı koparsa ederse değiştirebilmenize yarayan yedek parça aparatı. Böyle kaldırdık. Aletimiz burada. Ya, yamuk da bırakmışım. Oralara da geleceğiz. Bu kısımda böyle açılıyor. Şunları şöyle hemen bu tarafıma alayım. Ürünü de buradan çıkarayım. Ve şimdi ürün üzerinde konuşabiliriz. Ürünün batarya kısmı genelde bütün ışıklarda kullanılan biliyorsunuz bu NWF 970'ler ile oluyor. Çok kolay bir şekilde böyle bağlayabiliyorsunuz. Bu kısımda da düğmesi var. Bastığınız zaman çıkarabilirsiniz. Bakın sol ve sağ olarak belirlenmiş. Bu kısımda da bir su terazisi mevcut. Orta kısmının kalitesini çok beğendim. Şurada benim bir tripod kafası olacaktı. Buraya bakayım. Of. Abi yok yok ya vallahi. Şimdi şöyle bir aletle kullanabilirsiniz. Bunu buraya sabitleyip kullanabilirsiniz şu şekilde. Diyelim ki sabitledik. Daha sonradan istediğimiz gibi böyle ayarlayabiliriz. Şimdi ben sizlere ürünü anlatmak istiyorum. Ama anlatmadan önce şunu da bir sökeyim. Bakın öyle bir sistem yapmışlar. Kalın tripod tutacağı olarak da bağlanabiliyor. Ya da şu gördüğünüz kısım içine girip 1 bölü 4 de oluyor bu şekilde. Çok iyi düşünülmüş. İç kısımda kameranızı eğer bu şekilde konumlandırırsanız. Yani bu ayarı şuradan gevşetir. Böyle yaparsanız kamera takip yapar gibi geliyor. Şimdi sizlere onu da göstereceğim. Bu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Tam ortaya getirirseniz kamera düz pozisyonda. Burada ayarı var. Düz pozisyonda gidip gelecek. Şu anda sabitledim. Bakın takıyorum. Buradan da siz de görün hafiften bir zoom da yapalım şöyle. Burada ürünün hız ayarı var. Bas tuttuğumuz zaman açılıyor. AB noktası belirleyebiliyorsunuz. Geri ve ileri yapabiliyorsunuz. Buradan da başlatıp şu an gitti tekrar geri gelecek. Gönderip tekrardan geri getirebiliyorsunuz. Böyle geldi. Şimdi misal veriyorum tekrardan yollayacağım. Hızını kıstım biraz açtım. Hızını buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Açtım yavaşlattım. Çok güzel olmuş. Bataryanın güç durumunu buradan görüyoruz. Şimdi sizlere Apple olan bağlantısını göstermek istiyorum. Hepimiz burada Top Ring. Top Ring'e giriş yaptık. Connect diyoruz. Direkt bakın çok hızlı ya. Direkt slider'ı gördü. Basıyoruz. Bağlandı. Şimdi artık sağ yaptığımız zaman gelecek. Sol yaptığımız zaman gidecek. AB noktası belirleyebiliriz. Buradan dimeri açtık. Hızlı bir şekilde gelip gidecek gördüğün gibi. Timeless için buradan gidiş ve varış zamanlarını ne kadar da bir durması gerektiğini hepsini tek tek belirleyip play yapabiliyorsunuz. Video kısmından da buradan kendisini kalibrasyon yapıyor düzlükte. Kalibrasyonunu tamamlayacak kalibrasyonunu tamamladı. Buradan yaptığımız AB noktasını tekrarlayabiliyoruz. Ya da dediğim gibi AB noktası oluşturup aynı şeyi arka arkaya yaptırabiliriz. Gayet stabil ve güzel olmuş batarya durumunu. Batarya durumunu yukarıdan bağlantısını görüyoruz. Buradan da en güzel kısmı beni benden alan. Bakın giriyorsunuz ve buradan versiyonunu kontrol ediyorsunuz. Eğer bir güncelleme varsa direkt otomatik olarak güncellemesini yapabilirsiniz. Şimdi sizlere hemen bir bağlantı göstermek istiyorum. Telefonumu bağlayacağım. Evet, şimdi diyelim ki bir tripod bağlıyoruz. Şimdi benim iki tane kameram var. Biri karşıda, biri tepede olduğu için sizin için sadece şu an telefonumu bağlayacağım. Diyelim ki telefonu bu şekilde konumlandırdım gördüğünüz gibi. Ve bu kısmı gevşettim iki kısmı da. Böyle yaptım. Bunu da böyle yaptım. Şimdi sıkıyorum bu kısımları. Şimdi bakın karşıdan da görüyorsunuz. Buradan da görüyorsunuz. Başlatıyorum. Biraz da yavaşlatayım şöyle. Bakın. Takip ediyor. Çünkü ray üzerindeki buradaki kafayı oynatıyor. Oy. <laughs> Tekrardan başlatıyorum. Bakın. Diyelim ki kamerayı takip ediyor. Şu anda bir obje var karşıda. Bunu tabii ki de daha da smooth bir hale getirebiliriz. İyice kıstım şimdi. Bakın. Son gaz değil de şöyle yapalım. Son gaz olduğu zaman çok smot görüntüler olmuyor. Bu şekilde kendinize ayarlayıp ürün çekimlerinizi yapabilirsiniz. Ve hatta örnek veriyorum şu şekilde koyup şu kısmı ortalayacağız. Açıyorum. Tam ortaya getireceğiz. O kısmı ortada sıktık. Ve diyelim ki karşıda bir karşıda bir ürünümüz var ve ona zoom yapacağız. Buradan da kayda giriyorum şimdi. Diyelim ki karşıda bir ürünümüz var ve ürüne zoom yapacağız. Hafiften açtık. Başlattık. Şimdi gidiyor. çok tatlı bir şekilde zoom yapıyoruz. Hareketi daha da böyle smooth hale getirebiliyoruz. İstediğiniz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi durdurayım ve sizlere üzerindeki vidalama kısımlarından bahsetmek istiyorum. Bakın alt kısmına baktığımız zaman burada 3 bölü 8'lik kamera girişi için olan bir kafa var. Bu da ne demek oluyor? Tripodlara çok sağlam bir şekilde koyup istediğimiz gibi yön verebiliriz. Burada da 1 bölü 4 girişlerimiz var. Buralara da 1 bölü 4 koymuşlar şu kısımlara da. Bunun da sebebi yanlardan sabitleyebilirsiniz. Yan kısımlardan sabitleyebilirsiniz. Alt ayaklarımız kauçuk ve metalden yapılma. İstediğimiz gibi yukarı aşağıya ayarlamalarını da yapabiliriz. Ve bu kısımlarda da 1 bölü 4'lük girişlerimiz mevcut. Ben ürünün kalitesini çok beğendim. Performansını da sizlere göstermek istedim. Performansı da bu şekilde. Bu arada ürün linkini Edson'un bu yeni çıkan ürününü açıklama kısmına ekliyorum. Oradan ürüne detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu ürünle ilgili anlatacaklarım bunlardı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok heyecan verici bir ürün. Eğer siz de benim gibi fotoğraf ve video çekiyorsanız siz de bana hak veriyorsunuzdur. Çok işimize yarayan bir alet diyebilirim. Çok uzattım ben. Kaçıyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.